Herkese merhaba. Ben Mehmet Arın, İnvestaze Yatırım Menkul Değerler'den. Dün veriler açısından uluslararası piyasalar sakin bir güne başlamıştı ama FOMC toplantı tutanaklarına daha çok odaklıydı. Burada hatırlayacak olursak Mart ayında yapılan bu FOMC toplantı tutanaklarında Fed Başkanı Yellen enflasyon ve işsizliğin yanında küresel piyasalardaki gelişmelere vurgu yaparak güvercin duruşunu devam ettirmiş ve piyasadaki faiz artışıyla ilgili beklentileri tamamen neredeyse azaltmıştı. Özellikle Nisan ve Haziran ayındaki bu beklentiler piyasa açısından da biraz daha etki bulmaya başladı. Dün yapılan FOMC toplantı tutanaklarının açıklamasında da benzer şekilde veriler ortaya koyuldu. Yani komitenin birçoğunun bu faiz artışıyla ilgili beklentilerinin düşük olduğunu, aynı zamanda küresel piyasalarda dikkat çekileceği vurgulandı. Tutanakların açıklanmasıyla beraber 1.14 direncine kadar yükselen Euro-Dolar paritesi yukarı yönlü hareketini devam ettirdiği sürece 1.14-25 direncinde belki biraz daha bekleyecektir. Ama yukarı yönlü trendin başlaması için 1.14-70 bizim için yakından takip edilecek. Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi konuşması takip ediliyor olacak Avrupa bölgesinde. Yine aynı şekilde Mart ayı içerisinde Avrupa Merkez Bankası'nın almış olduğu kararların tutanakları açıklanacak. Draghi olumsuz konuşursa Avrupa bölgesiyle ilgili Euro-Dolar paritesinde bir miktar satışlar görebiliriz. Burada da yakından takip edeceğimiz 1.13.80 desteği, aynı zamanda da bunun aşağıya kırılmasıyla beraber de 1.13.50 ve 1.13.30 olarak karşımıza çıkmaktadır. Yurt içine baktığımızda da yine sakin bir güne başlamıştık ama Moody's'den gelen bankacılık sektörüyle ilgili olumsuz açıklamalar dolar-tl paritesinin bir anda yükselmesine, özellikle de yakından takip etmiş olduğumuz 2.84.50 direncinin kırılıp 85.50'lere kadar yükselmesine sebep oldu. Az önce de bahsettiğimiz gibi Fed tutanaklarının açıklanmasıyla beraber TL biraz daha güç buldu ve düzeltme hareketlerine başladı. Hem psikolojik hem de teknik destek seviyemiz olan 2.83 noktasına kadar gerilerken bizim yine yakından takip edeceğimiz destek noktası 81.60. Bu bölgenin kırılmasıyla beraber belki düşüş trendinin başlamasını vurgulayabiliriz. Orada aşağıda bizi 2.79-20'ler bekliyor olacak. Hepinize teşekkür ederim.